Bu dersimizde Batı edebiyatı akımlarından birisi olan fütürizmden, bir diğer ifadeyle gelecekçilik akımından bahsedeceğiz. 20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. İtalya'da ortaya çıkan bu akım daha sonra tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Fütürizm, modern yaşantının verdiği heyecanlardan doğan bir edebiyat akımıdır. Yenileşmenin tüm olanaklarına açılan bir yönelmedir. Sanatta sürekliliği, değişkenliği, hareketliliği savunan bir akım olarak da bilinir. Bu akımın öncüsü İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni Marinetti'dir. Marinetti ve onun gibi düşünenlerin bildirisine göre fütürizm şunu ifade eder: bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakçılık gibi bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız. Biz dünyadaki gerçekten sağlıklı tek şeyi, yani savaşa ve ölüme götüren güzel düşünceleri yüceltiyoruz. Marinetti ve arkadaşlarının fütürizm tanımından sonra genel olarak fütürizme şu şekilde bakabiliriz: süratin, hızın üstünlüğünü iddia ve ilan eden Marinetti, bir yarış arabasının Yunan heykelinden daha güzel olduğunu belirtmiştir. Edebiyatın durgunluktan ve uyuşukluktan kurtulması gerektiğine inanan fütüristler, savaş, kavga gibi saldırgan hareketleri içeren konuları ele alırlar. Evrenin hareketi ve canlılığı resimde dinamik bir duyurma halinde verilmelidir. Süratin hızı, güzelliği vurgulanarak uçaklara, arabalara, trenlere övgüler yağdırılır. Eserlerinde mantıklı cümleler kurmayı reddeden fütüristlerin parolası sözcüklere özgürlüktür. Şiirde geleneksel kurallar terk edilir. Ölçü ve uyaktan vazgeçilir. Şiir yazarken özgürce davranılır. Bu yüzden fütürizmde serbest tarzda yazılan şiirler ön plana çıkar. Fütüristlere göre sanat tarihçileri faydasız, hatta zararlıdır. Onlara aldırmamak gerekir. Bu noktada İtalyan fütürizmi ile fütürizm anlayışı ile Rus fütürizm anlayışının birbirinden farklı olduğunu belirtmem gerekir. Rus fütürizminin temsilcisi olan Mayakovski, insan sevgisi ve hümanizm temelli bir fütürizmden bahseder. Ondan etkilenen Nazım Hikmet de bu görüştedir.